Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sıfırdan kripto para eğitim serisinin ilk videosu olan TradingView sitesinin kullanımını anlatacağım. Haydi başlayalım. Evet, tradingview.com sitesine giriş yapıyoruz. Bu site Türkçe altyapısı olan bir site. Kullanımı oldukça kolay ve basit arkadaşlar. İlk etapta nasıl üye olacağımızı sizlerle paylaşayım. Burada kişinin linkine tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran açılıyor. En altta bir hesabınız yok mu yazısının yanında üye ol kısmına tıklıyoruz. Evet, karşımıza açılan Google hesabımız, Facebook hesabımız, Twitter hesabımız, Yahoo hesabımız, Apple hesabımız ve LinkedIn hesabımız. Eğer bunların hiçbiri yoksa e-posta hesabımızla buraya üye olabiliriz arkadaşlar. Ben Google hesabımla üye oldum. Evet, üyeliğimizi gerçekleştirdikten sonra girişe tıklıyoruz ve ben Google hesabımla üye olduğum için Google sekmesini tıklıyorum. Daha sonra her şey otomatik geleceği için tıklıyorum. Giriş yapıyorum şu anda. Tekrardan şifrenizi girin dedi. Tıkladım ve şu anda TradingView siteme giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bizi böyle bir ana ekran karşılıyor. Ana ekranda üst sekmede grafik, piyasalar, takipçi, topluluk ve daha fazla. Biz burada grafik sekmesini, piyasalar kısmında kripto paraları, takipçi kısmında kripto takipçisini, toplulukta kripto paralar ve takip ettiğimiz yazarlar. Daha fazla kısmında ise ücretlendirmeyi konuşacağız. Grafik kısmında arkadaşlar, grafik kısmında bir kez tıkladığımızda hangi grafiği inceleyeceksek sizin de aşina olduğunuz kripto para sitelerindeki grafik haritası açılacak. Evet. Diğer sekmemizde piyasalar. Piyasalar kısmında kripto paralarda kripto paraların fiyatları, grafikleri ve birçok büyük Bitcoin'in, hatta tüm Bitcoin'lerin grafik ve analizleri mevcut. Kripto takipçisinde hangi kripto takip ettiysek buradan kolayca bulmamızı sağlıyor. Toplu kısmında herhangi bir yazarı takip ediyorsak o yazarın yazılarını buradan takip ediyoruz. Yine kripto paralarla ilgili neler varsa buradan takip ediyoruz. Evet, kripto paralar, makaleler arkadaşlarınız gördüğü gibi burada paylaşmış. Sizler de paylaşabilirsiniz tabii ki burada. Daha sonra daha fazla kısmında ücretlendirme diyor arkadaşlar. Biz ücretlendirme kısmında 4 seviye var. Biz basic seviyesini, yani ücretsiz olan kısmını kullanacağız. İlk etapta bu bizim için yeterli. Daha ilerleyen kısımlarda kendinizi geliştirdikçe pro ve premium seviyelerini alabilirsiniz. Ama bizim için şu an basic seviyesi yeterli. Evet, şimdi herhangi bir kripto parayı grafiğine nasıl ulaşacağız? Mesela ben Ethereum kripto parasına ulaşmak istiyorum. Sembolünü yazıyorum. Ethereum. Grafiği görüntüle kısmında Ethereum yazdığınız zaman size bu grafik açılıyor otomatikman. Evet, görüldüğü gibi burada üst kısmı inceleyecek olursak Ethereum'un sembolü var. Burada farklı bir sembol arayacak olursanız buraya gelip o sembolü yazarsanız ona da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Burada grafiklerin hangi periyotta inceleyeceğiniz grafiklerin periyotları var. Evet, burada bakacak olursak ben genelde 5 dakika, 15 dakika, 1 saat, 4 saatli günlüğü, haftalığı kullanıyorum. Onları burada yıldızda sembollerseniz buraya otomatikman açılacak. Hangi mumu kullanıyorsanız, ben mum grafiğini kullanıyorum. Çubuk grafiğini kullanmak isteyen böyle kullanabilir. Ama ben genelde mum grafiğini kullanıyorum. Onu seviyorum, onu kullanıyorum ama siz farklı şeyler tercih edebilirsiniz. Burada gösterge ve stratejilerde genelde arkadaşlarımız burada indikatörlerimizi ekleyeceğiz. İlerleyen konularımızda ve çizimlerimizde size bunlardan bahsedeceğim. Burada bu sekme var arkadaşlar. Burada alarm sekmesi var. Alarm oluşturabilirsiniz çok rahatlıkla. Ben genelde kullanmıyorum ama sizler kullanabilirsiniz. Evet, sol taraf sol menüye geldiğimizde arkadaşlar burada trend çizgi aracımız var. Ben genelde trend çizgisi, yatay çizgi, yani trend açısı, dikey çizgi, ok işaret, ışınlar, flat üst alt regresyon türevi, bunlar var bu kısımda. Evet, kan ve fibonacci araçlarında arkadaşlar ben genelde bu bölümde Fibonacci düzeltmesini kullanıyorum. Siz de konuları anlatırken size de bunu önereceğim. Evet, burada arkadaşlar kalemimiz var. Kalemimizi burada yine kullanabilirsiniz. Herhangi bir şeyi göstermek istediğinizde bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine bir metin yazmak istediğinizde üstüne tıkladığınızda T'nin metin yazmak istediğinizi gelip buraya merhaba arkadaşlar yazdığınızda
Otomatikman geliyor. Bunu böyle buraya alabilirsiniz. Burada farklı kullanacağımız mıknatıs var. Tren çizgilerinde bu mıknatısın da ne işine, ya, ne işe yaradığını size göstereceğim ve burada çizimleriniz var ama gitmesini istemiyorsunuz. Farklı bir şey göstereceksiniz. Burada tüm çizim araçlarını gizle dediğinizde tüm çizimleriniz gidecek. Tek araçlarınıza gidecek. Bunlar çizdiğiniz bütün her şeyi silmek istediğinizde burada gördüğünüz gibi çok işaret var. Buna tıklıyorsunuz ve hepsi silmiyor. Sağ sütuna geldiğimizde izleme ve liste ayrıntıları var arkadaşlar. Buraya geldiğinizde buraya herhangi bir sembol eklemek istediğinizde ya da bir herhangi bir takip listesi oluşturmak istediğinizde buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Mesela buraya ne eklemek istiyorsunuz? Bitcoin eklemek istiyorsunuz. Sonra başka ne eklemek istiyorsunuz? Dogecoin eklemek istiyorsunuz. Başka ne ister eklemek istiyorsunuz arkadaşlar? Bunları buraya rahatlıkla ekleyebilir ve takip edebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar alarm kurabilirsiniz. Haber başlıklarına bakabilirsiniz. Takvimlerden buradan hangi gün hangi haber gelecek onları takip edebilirsiniz. Burada yine fikirler beyan edebilirsiniz. Halka açık sohbetlere katılabilirsiniz ve daha fazlası var. Ama ben burada sadece izleme listesi oluşturduğum için size sadece bunu önereceğim arkadaşlar. Evet, şu an trading listesiyle ilgili önereceklerim bunlar. İlerleyen konularda destek ve direnç çizgilerimizi, teknik analizlerimizi işleyeceğimiz için daha fazla aşina olacağımız konular olacak. O yüzden bugünlük yani bu video için bunlar yeterli diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.